Bismillahirrahmanirrahim. AEF İlahiyat Arapça 3, Ünite 4, İlletli Fiiller ve bunların çekimleri. İlletli fiiller dediği zaman ne anlamalıyız? İlletli fiiller nelerdir? Bunların çekimleri nasıl yapılır? Kelimelerde ne gibi değişiklikler meydana gelir? Bunları içeren bir ünite. Asli harflerinden bir veya ikisi demiş. Asli ne demek? Bunu birazdan göreceğiz. Asli harflerinden bir veya ikisi. Bir mi iki mi? En az biri. En az biri, iki de olabilir. İllet harfi olan şeyle mutel, yani illet harfi fiil denir. Bu illet harfleri de nedir? Vav, ya, eliftir. Bildiğimiz net harfleri. V, C, D. V, C, D de vav var. Şu vav ya elif burada yazılmış. Bunlardan vav var. Öyleyse V, C, D nedir? Mutel bir fiildir. Diğer bir de işte illet fiildir. Buldu manasına gelir. Gale, dedi manasındadır. Vav ya eliflerine barındırır. Elif, ortada elif var. Demek ki bu da illetli bir fiil. Diğer bir de işte mutel bir fiildir. Rama, Rama'da da ne vardır? Yine elif var. Mim'den sol tarafta yazılan harf eliftir, ya değildir. Bunda da elif var illet harflerinden. Rama attı. Veka. Sonunda yine elif vardır. Mutehir fiildir. Korudu manasına gelir. Bunlar da illet harflerinin türü ve bulunduğu yere göre dörde ayrılırlar. Yani illet harfi kelimenin başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Buna göre kelimeye isim vereceğiz. Mesela vecede de illet harfi en başta, en sağ tarafta kelimenin ilk harfi olarak yer almıştır. Dolayısıyla bunun adı başkadır. Kale, illet harfi ortada yer almış. Yani sağında ve solunda başka harfler var ve bunlar illet harfi değil. Bu yüzden farklı bir isim alır. Rama adı illet harfi sonuncu harf olarak yer almış. Farklı bir kategori. Vega'da iki tane illet harfi var. En başta vav, sonunda da elif var. Ortada da illet harfi olmayan başka bir harf var. Dolayısıyla bunun da ismi bir başka olmalı. Dörde ayırıyoruz mutel fiilleri. Bir mutel fiil gördüysek bu nedir? Ya misal, ya ecvef, ya nakıs, ya da lefif. Bu dördünden biri olmak zorunda. Misal fiil neyin nesi? Misal fiil asli harflerinden, asli ne demek? Mücerret halinde, yani kelimenin sülasi mücerredinde bu var mı? Varsa aslidir. Yoksa asli değildir. Kelimenin orijinalinde yer alması lazım. Orijinalinde yer almayıp başka ne türlü yer alabilir ki? Ne türlü yer alabilir? Mesela mezit fiillerde bir bab alameti, vezin alameti olarak eklenmiş olabilir ki bu bizi bağlamaz. Mesela nedir bu? Bu durumlarda asli olmuyor yani. Aşağıda örnekleri gelince çok daha net bir şekilde anlayacağız. Asli ne demek? Bunu kafamızın bir kenarında bulunduruyoruz. Biraz da anlatılacak yine. Asli harflerinden ilki vav ya da ya harfi olan fiildir. Misal fiil ne? Asli harflerinden ilki vav veya ya harfi olandır. Bu tür fiillerde vav ile başlayanlar çoğunluktadır. Vav ile başlayanlara misali vavi, ya ile başlayanlara misali ya'i denilir. İllet harfleri vav, ya, elif idi. Bunu örnekleyelim. İlk harfi illet harfi ise buna misal fiil diyeceğiz. Misal vegafe. Vegafe'ye baktığımızda ilk harf ne? Vav. Vav hangi harflerden? İllet harflerinden. Vav, ya, elif illet harfiydi. Öyleyse vegafe nedir? İllet harfi bir kelimedir. Kelimenin ilk harfi olduğundan misal fiil diyoruz. Misali vavi. Niye misali vavi oldu bu? Çünkü vav yer almış ilk harf olarak. Bunun yerine mesela yesira olsa, yesira, ilk harf ne? İllet harfi. Öyleyse bu direkt ne olur? Misal fiil olur. Vavi ya'i, ya'i olur. Niye ya'i? Çünkü ilk harfi ya'dır.
Peki illet harfleri vav, ya, elif dedik. İlk harfi elif olan bir kelime olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Elif sakin bir harftir. Yani hareketi olmayan bir harftir. Bu eliftir. Elif sakindir. Elif sakin olduğundan sakinle başlamak da mümkün değildir. Mesela bu kelime nasıl okunur? Sara açık. Baştaki nunda cezim var. Sara mı diyeceğiz? Buna illaki bir şey lazım. Sakinle başlamak mümkün değil. Bu yüzden kelimenin ilk harfi elif olarak yer almamaktadır. Demek ki misafir ne yapacağız? Vavi ve ya'i olarak ikiye ayıracağız. Ama ne dedik? Bu kelimenin aslından olmalı. Asli harflerinden birisi vav ya elif olmalı. Yani asli olacak. Zait. Sonradan gelen değil. Mesela ketebe herkes biliyor. Ketebe nedir? Fiili mazidir. Muzarisi ne olur? Yektubu olur. Yektubu'da ne var? Ya harfi var. Ya harfi vav ya eliften birisi yani illet harfidir. Öyleyse yektubu ne olmalı? Muteldir, misali ya iyidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü y harfi nedir? Asli değildir. Burada alamet olarak gelmiştir. Bu kelimenin muzari bir fiil olduğuna alamettir, işarettir. Oysa ne olmalıydı? Asli harflerinden olmalı. Bir kelimenin asli harflerinden olması demek, bir, sülalesi mücerredinde yer almalı. İki, sülalesi mücerredinde ama mazisinde yer almalıdır ki ona asli diyebilirim. Evvela sülalesi mücerred olacak. Veya rubai mücerred olacak. Yani MM diye de kodlayabiliriz. Evvela ne olacak? Mücerred. Sonra mazi olacak. Mezit fiilde var olması bizi bağlamıyor. Mezit bir fiil gördüğümüzde ne yapacağız? Dur bakalım bunun mücerredi neymiş diye araştıracağız. Mücerredi ne ise mezidine de aynı hükmü vereceğiz. İşte görüldüğü üzere çeşitli örnekler var. Vavi misal fiil, vavi misal, vavi misal, vavi misal. Yani üst satır hep vavi örneklerden vermişler. Manaları yazıyor. Üç harflidir yani mücerreddir bunlar. Dolayısıyla vavlar zait yani herhangi bir amaçtan ötürü getirilmemiş. Orijinalinde var. Orijinalinde olduğunu şöyle de anlatsın. Vav silersen geriye ne kalır? A, de. İki harf bir fiil mi olur? Olmaz. Dolayısıyla bu aslidir. Bu anlattığım şey buradaki her biri için geçerli. Ya iyi örnekler. Misali ya iyi, ye sura, ye gıza. Ye bi ise, ye ise. Hep başlarında ye var. Öyleyse misali ya i demekteyiz. Bu kelime, bu tür kelimeleri niye misal adı verilmiş? Misal örnek demek kelime manasına bakarsak örnek. Peki neden bu mana verilmiş? Sahih fiil nasıl ki tüm hareketleri tüm kalıplarda taşıyor. Misal fiil de tüm kalıplarda hareketleri taşımaktadır. Harekeleri taşıma bakımından sahih fiille benzeşmesinden ötürü kendisine misal fiil adı verilmiştir. Yani bu misal adı nereden geliyor? Misal ne demekmiş? Misal, yani işin mantığına indiğimizde sahih fiil ile bir nasara, bir ketebe gibi sahih fiil ile harekeleri yüklenme, taşıma bakımından benzeşiyor. Her kalıpta harekeler mevcut. Benzeşmesinden ötürü kendisine misal yani sahihe benzeyen manasında denilmiştir. Vavi yai olarak ikiye ayrıldığını tekrar edelim. Ecvef fiil var. Ecvef kelime manası boş demek yani ortası boş olan. Karnı boş, ortası boş. Ecvef fiillerin ortası boştur. Ama neyden boştur? Yani içinde su mu yok? İçinde ne yok? İçinde yani ortasında sahih harf. Sahih harften boş kalan ortası sahih harften boş kalana ecvef denilir. İşin mantığı bu. Ama tanım yapmak gerekirse ecvef fiil asli harflerinden ikincisi illet harfi olan fiil. Bu ortadaki harf de ya vav ya da vav şey ya da vavdır. Harfidir. Vav veya ya olabilir. Misal fiilde olduğu gibi ecvef fiilde de orta harfi vav olana ecvefi vavi, ya olana ecvefi ya i diyeceğiz.
Ece fiilin vavlı mı yoksa yağlı mı olduğu muzarisinden ve maslarından anlaşılır. Muzarisinden daima değil, maslarından %99 oranında anlaşılır. Maslarından da daima anlaşılmaz. Bir iki kayda var, burada muhtemelen yer verilmemiştir. Ecrefi de vavi, ya'i olarak ikiye ayırır. Mesela kale, ortada ne var? Elif var. İşte bu elif, acaba elif olmadan önceki hali, önceki hayatında vav mıydı, ya mıydı? Vavsa, yani bu elif vavdan dönüşmüşse, buna ne diyeceğiz? Vavi ecref veya ecref vavi. İşte bilemedim, ne yapalım? Muzarisine bakalım. Muzarisi yegul, vav ortaya çıktı. Ama bundaki vav'a çok da aldırış etmemek ve mastanına bakmak daha mantıklı. Mastanına baktığında gavlün vav görmekteyiz. Nedir bu? Vavi bir ecveftir. Demek ki gale veya herhangi bir kelime, x kelime gördün. Vavi mi ya im nasıl tespit edersin? Evvela sözlükten o kelimeyi bulursun. Bulduktan sonra her sözlükte kelimelerin mastar gayrimimi hemen yanlarında yazılıdır zaten. Mastar gayrimimine bakarsın. Gavlün mü, gaylün mü, yani vavla mı, yağla mı, neyle yazılmış, ona göre karar verilir. Vavla yazılmıştır, öylesi vavi olacaktır. Vavi bir ecver. Ba'a yebi'u, ba'a mazi bir şey, bunu diyelim gördük. Bir kitap okuyorduk, ba'a gördük. Acaba vavi ecver mi, ya'i mi, karar veremedik, ne yapacağız? Hemen mastar gayrimimini bulmak lazım. Sözlüğü açtık. Mazisinin yanında. Yebi'u bazı sözlüklerde yazar. Bazılarında böyle yazmaz. Hareketsiz verilir. Direkt esrelidir. Yani muzarisi nesneyi ver demektir. Ardından bey'un diye mastar gayrimimi yazılıdır. Mastar gayrimiminde ya kullanılmış ortada. Demek ki oradaki elif ya'dan dönüşmüştür. Yani ya iyi bir ecreftir. Ancak hafe ya hafu. Yani burada gali yugulü muzaride vav gördük diyor. Mastara gerek yok. Ba yebi'u muzaride ya iyi olduğunu gördük. Mazideki elif ya'dan dönüşmüş belli oldu. Ama hafe ya hafu muzaresine bak yine elif var. Mazideki elif devam ediyor. Yani muzariden sonuca ulaşamadık. Dolayısıyla mastar gayrimimine bakmak gerekir. Hafun vav çıktı ortaya. Ve nale, nale de elif var. Bu zariden bakıp öğreneyim dersen yine nale, yine elifle karşılaşırsın. Ne yapmak lazım? Mastar gayrimimine bakmak lazım. Baktık neylün ya yazılmıştır. Yani bazı kelimeleri muzarisinden de anlayabilirsin. Yebi'u, yegulu da vav ve ya gözüktüğü gibi. Bazı kelimelerde yehafu, yenalu, elif devam eder. Muzariden anlayamazsın. Mecburen mastar gayrimimine bakman gerekir demiş olduk. Örneklerde olduğu gibi mazi ve muzarisi fe'ile yef'alu sıgasında gelen fiillerde. Sıga ne demek? Yani mazisinin orta harfi esre, muzarisinin sonuncu harfi bir sağ. Biz buna aynel fiili diyoruz. Mazinin sonuncu harfi bir sağ, muzarinin de sonuncu harfi bir sağ. Soldan sağa doğru yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Soldan sağa ikinci harf. Derindeki hareket önemli. Fe'ile mazi kalıbı bu olacak. Yani aynı fiil esre. Yef'alu kalıbında muzari olacak. Yani aynı fiil fetha. Eğer böyleyse vavlı mı yoksa yağlı mı olduğu muzarisinden değil mastarlarından anlaşılır. Ancak aslı vav ya da ya olan bu illet harfleri mazi fiilde elif olarak yazılır. Bu da önemli. Yani mazide daima sen elifi görürsün. Gale. Elif var. Ba'a, elif var. Khafe, elif var. Başka, nale, elif var. Ama unutmamak gerekiyor. O elif, o kelimenin ecvefi elif, elifi ecvef diye bir şey olduğunu göstermez. Öyle bir şey yok. Ecvef içeridir. Vavi, ya'i. Oradaki elife incelemek gerekirse, gale'ye bakarsak, elif var burada. Elif'in aslının mastar gayrimiminde vav olduğu ortaya çıkmıştı. Hatırlayalım. Gavlün diye. Kitapta vardı bu. Bu neyi gösteriyor? Gale kelimesi aslında neydi? Maziden bahsediyoruz. Gale kelimesi aslında
ve le idi. Ga ve le. Vav harfi nedir? Bir illet harfidir, evet. Harekeli mi? Evet, işte vav harfi harekeli. Makabli, yani bir önceki harf, fethalı. Vav harfi harekeli ise, bir önceki harf de fethalı ise, vav harfi elife çevrilir. Böyle bir kaide var. Bundan dolayı ga ve le, ga ve le ne olmuştur? Gale olmuştur. Vav elife çevirdik, tekrar yazdık. Gale oldu. Aynısı yine kitapta yazan mesela ba'a. Mazi bir fiil. Aslı neymiş bunun? Be'ye'a'ymiş. Be'ye'a. Burada ya olduğunu nereden çıkardın? Mastar gayri mimi bey'un gelmekte. Demek ki elif ya'ymiş. Yazdık yan yana. Be'ye'a. Ya harfi yine bir illet harfidir. Harekelidir. Makabli yine meftu. Ya'yı elife çevirmen gerekir. Çevirdik. Ba'a oldu. Bu yüzden diyebiliriz ki ecve fiillerin mazisinde daima ne olur? Elif olur, vav veya ya son halde olmaz. Ama önceki dönemde yani işin aslına, mazisine gidersek bu elif nedir? Son halidir. Bunun gençliğine gidersen bu vav veya ya idi. Büyüdükçe elife dönüştü. Bu şekilde anlatabiliriz. Evvela nedir bu? Vav'dır veya ya'dır. İşte gale'de aslen vav idi, vav elife dönüştü. Be'a'da ya idi, o da elife dönüştü. Demek ki ecve fiillerin ortasında yer alan harf işte nedir o? Misal gale'deki kelime, gale'deki elif veya diğer ecvefteki elif, mazilerden bahsediyoruz. Ortadaki elif ya vav'dan ya da ya'dan dönüşmüştür. Ya vav'dan dönüşmüş ya da ya'dan dönüşmüştür. İşte neden dönüştüyse ona göre isim vereceğiz. Mesela ba'da ya'dan dönüştüğü için ya'i ecve. Gale'de vav'dan dönüştü elif. O yüzden ne diyoruz? Vavi ecve. Dikkat. Gale dedi. Zara, mate, hate, nale, sale. Sara, ba'di örnekler devam etmiş. Ecve fiiller orta harfi hemze olan mehmuz fiillerle karıştırılmamalıdır. Se'el sordu fiili mehmuzken sale aktı fiili ecveftir. Bu önemli bir nokta. Biz de bu konuda anlatırken daima buna değiniriz. Se'el orta harf ne? Harekeli. Yani buna gelip ecve fiil diyemeyiz. Niye? Ortadaki harf elif değil ki. Se'el diyorsun. Ona harf hareke veriyorsun e diye. Elif ise sakin bir harftir. Elif sakindir. Yani harekesi yoktur. Tıpkı sale'de olduğu gibi elif nedir? Hareketsizdir. Daima uzatır yani. Metafidir. Hareketsizdir. Oysa sağda ne yazıyor? S, E, L. Sen bunu okudun. Bunun hareketi var. Öyleyse bu elif değil ne? Hemze. Biz ortasında hemze olan demedik. Ortasında illet harfi olan dedik. İllet harfi de hemze değil, vav ya eliftir. Bu yüzden se'ele ve benzeri kelimeleri ecref olarak adlandırmayın, dikkat edin diyoruz arkadaşlar. 3. Nakıs fiil. Nakıs fiil de asli harflerinden sonuncusu illet harfi olan fiildir. Burada sonuncu harf olması. Misal fiil ilk harfti, yani faal fiili konumunda. En sağda yer alıyordu illet harfi. Ecvef'te ortada, nakısta sonda yer alıyor. Da'a dua etti. Afa affetti. Şeka, neca ne var? Hep sonlarda elifler var. Yani illet harfi sonda yer almaktadır. Beka, bena, şefa. Burada da yine sondaki harfi. Yine eliftir. Razıye, lakiye, nesiye, hafiye. Burada sondaki illet harfi ya'dır. Şimdi ne dedik? Nakıs. Nakıs demek noksanlık var demek. Hangi bakımdan noksanlık var ki bunlara böyle bir isim verildi? Noksanlık sonundaki harfin harekeyi kabul etmede problem yaşamasıyla alakalı. Mesela da'a derken sondaki harfte hareke yok, elifte yok, rama'da yok, şefa'da yok, bena'da yok. Ama sondaki nesiye, hafiye gibi kelimeler sonuncu satırdakilerde hareke var. Sonuç olarak nakıs fiiller sonuncu harfleri harekeyi kabul etmede problem yaşadığından kendilerine nakıs, yani noksan. Hangi bakımdan noksan? Harekeleri kabul edip etmeme
ve çekimde harflerin kayıp olup olmama bakımından bir noksanlığı var. Lefif kendisinde iki tane illet harfi bulunduran fiildir. Bu iki illet harfi yan yanaysa, yani aralarına başka bir harf girmediyse, buna lefifi makrun diyeceğiz. Aralarına başka bir harf girdiyse, aralar açılmışsa, küsseler, lefifi mefruk adını vereceğiz. İllet harflerinin birisi fiilin ortasında, diğeri de sonunda ise buna lefifi makrun denir. Böyle anlatılmış. Keva, vavla ya yan yana. Yani biri ortada, biri sonda diye gerek yok. Yan yana ise. Keva da yan yana, araya başka bir harf girmemiş. Vega'ya bak, vav illet harfi, sondaki elif de illet harfi ama araya illet harfi olmayan bir harf dahil olmuş. Ra'a da olduğu gibi, ayn illet harfi değil ama sağ ve solunda illet harfi var. Lefa, sağda solda illet harfi var, ortada illet harfi olmayan bir harf yani T var. Demek ki illet harflerin arasını illet harfi olmayan bir harf bozduysa, leşiti mefruk diyeceğiz. Ama dargın değiller, yan yana kol kolaysa, leşiti makrun adı verilir. Sonuçta letif nedir? Kendisinde iki illet harfi bulundurandır. Aralarına başka bir harf girmediyse makrun, girmiş ise mefruk diyoruz. İlletli fiillerin çekimleri var bir de. Misal fiilin çekimi mazi. Misal fiilin mazileri salim fiil gibi çekilir. Salim yani ne gibi? Ketebe, ketebe, ketebu. Hepinizin bildiği çekim olmalı. Onun gibi çekilir. Bir değişiklik yok. Hangi bakımdan değişiklik yok? Harekelerde silinme, var olma, olmama gibi bir problem yok. Va'ide, va'ide, va'idu. Tıpkı ketebe, ketebe, ketebu gibi. Va'idet, va'idete, va'idne. Ketebet, ketebete, ketebne. Aynı değil mi? Va'idet, ketebet, va'idte, ketebte. Va'idtuma, va'idtum, ketebtuma, ketebtum. Yani bunda bir şey yok. Gördüğünüz üzere manası sözlerde nüsret denilmiş. Aşağıya doğru nüsretler devam ediyor. Ortada müsenna, diğer adıyla kil, diğer adıyla tesneler var. En solda cimiler yer almıştır. Sağ tarafta da gaib, gaibe, muhatap, muhataba ve birinci şahıs mütekellim olarak ayrılmış. Muzarisi var. Vavlı misal fiil. Vav ile başlayan misal fiillerin muzarileri elde edilirken ne olur? Genelde ilk harf düşer. Veza'a yazar. Va'ade ya'idu. Verise yerisu. Sadece vecile yevcil korktu ve vakura yevkuru vakalol örneklerinde olduğu gibi fe'ile yef'alu ve fe'ule yef'ulu sıgalarına gelen fiillerin muzarisinde vav harfi genelde sabit kalır. Bu durumda misal fiilin muzarisi salim fiil gibi çekilir ama bu durumda ya. Şimdi va'ide ye'idu. Bunda az bir şey duralım. Şuraya bir va'ide ye'idu yazalım. Va'ide. Sonra şimdi va'idede ne var? 3 harf var. Dolayısıyla muzaride de bu 3 harf olmalı. Ardından ne olmalı? Bir tane artı olarak ne eklenmesi lazım? Muzarat alameti. İşte ye mesela. Bu böyle değil midir? Ketebe'yi ele alalım. Ketebe. Yektubu yapmaz mıyız bunu? Başına bir ye, muzarat harfi ekleriz. Yektubu olur. Yani mazideki harfler aynen kalır. İlave bir muzarat alameti eklenir. Ama va'de de böyle değil. Va'de de vav siliniyor. Ne oluyor? Yev'idu oluyor. Aslı bu ya. Yev'idu. Yev'idu yazdığımızda vav harfin sağında fetha, solunda esre ve kendisi de sakin olarak yazılmış. Bu durumda vav ne olur? Silinir. Bu yüzden geriye ne kalır? Ya'idu kalır. Ya'idu bu yüzden olmuş da yev'idu olmamıştır. Şimdi bunun çekimleri verilmiş. Ya'idu, ya'idani, ya'iduna, ta'idu, ta'idani, ya'idne diye çekim devam ediyor. Tabii ben okumama gerek yok burada. Ya'idu, na'idu. Yağlı misal fiil. Bu tür fiillerin muzarileri de muzari mazileri gibi, salim fiil gibi çekilir. Yeysuru, yeysurani, yeysuruna. Teysuru, teysurani diye çekim devam ediyor. Emre Hazras'la geldi.
Emir fiili muzarinin muhatap ve muhataba sıralarından elde edilir. Ne demek bu muhatap ve muhataba? Muhatap üçüncü şahıs idi. Muhataba da öyle. Muhatap müzekker yani erkekler için, eril için. Muhataba bayanlar için kullanılmakta. Bu sıralardan elde edersin. Emri hazırı muhatap yapacaksan buradan alırsın. Muhataba yani bayanlar için yapacaksan, öyle bir emri hazır oluşturacaksan onu da muhatabadan alırsın. Peki nasıl yapılır? Önce muzarinin başındaki muzarilik harfi olan ta atılır. Niye ta atılıyor? Çünkü muzarinin muhatap ve muhatabasından bunu yapacaksın. Orada muzarat harfi olarak te olur. Ve sonu cezimli yapılır. Te'idudan ne yapacaksın? Te'idudan te'yi sileceksin. Sildin geriye i'du kaldı. Elde etmek istediğin şey senin emri hazır. Emri hazır ne demek? Sonu daima cezimli olması gerekir. Bu yüzden daldaki zammede gider yerine ne gelir? Cezim işareti getirilir. Burada böyle anlatıldı ama emri hazır iki farklı şekilde yapılır. Daha önce ünitelerde işlemiş olabiliriz. Yani buraya tüm bildiğiniz emri hazırları kıyas etmeyin. Diğerlerde böyle mi oluyor diye. Farklılıklar var ufaklık. Emirde müfret muhatabın sonu cezim olurken emri hazırın müsret muhatap kalıbında işte iyiydi. Burada cezim olurken cemii muhataba mebni olduğu için sonu aynen kalır. Geri kalanlarda ise cezim alameti olarak sonlarındaki nun harfi düşecektir. Çekim verildi zaten. İd, ida, idu, idi, ida, idna. İdna daima kalır. Bunun dışında id cezim işaretini koydun. İda cezim alametine sondaki tesniyenin nunu düştü. İda alttakinde de nun düştü. İdu buradan da nun düştü. İdu ne? Fethalı nun olurdu. İdi ne? Burada da nun vardı, o da düştü. Bunlar cezm alameti olarak düştü. Yani cezim illa kelimenin sonuna şu yuvarlak işareti, sükun işaretini getirmek değildir. Müfrette böyle tesniyede nunun düşmesi, cemide nunun düşmesi, muhatabanın müfredinde nunun düşmesidir. İd ne? Burada neye düşmüyor? Burası mebni. Bunun daima buralı değişmez. Dikkat! Vavlu misal fiilen emirlerinin çekiminde fe'ule yef'ulu yani mazide de muzaride de aynı fiil zammeli ve fe'ile yef'alu sıyalarında gelenler hariç vavlar düşecektir. Yukarıdaki tablo uygun olarak siz de vekafe ve ye ise fiillerin başlarına nahnu, ente, ene zamirlerini getirerek mazi çekimini yapın. Bu zamirler geldiği zaman bu kelimelerde ne gibi değişiklik? Mesela nahnu kelimesi ile vegafeyi düşünelim yan yana. Bunlar beraber olursa ne olur? Vegafeyi nahnu zamirine uygun hale getirmen lazım. Öyleyse evvela nahnu zamirinin nasıl bir zamir olduğunu bilmen lazım. Tabi ente, ene ve diğer zamirleri de. Burada bunları demiş. Artık sınavda farklı bir zamir tercih edebilirler. Demek ki zamirler konusunu bilmemiz gerekiyor. Yani hangi zamir müfrettir, hangisi tesniye, hangisi cemi. Hangisi müzekker, hangisi müennes, hangisi ikinci şahıs, hangisi üçüncü şahıs bunları bilirsek ne olur? Kelimeleri de ona uygun hale getiririz. Mesela nahnu birinci şahıstır. Biz manasında. Hani ene ben, nahnu biz. Biz manasındadır. Birinci şahıs. Vegafeyi onu yan yana düşünürsen vegafeyi de ne yapman lazım? Birinci şahıs biz manasına çekimini yapman gerekir. Oraya gelmen gerekir. Zaten sıra size sorusu olduğu için cevap vardır da ben bir yol göstermiş olayım. Ecbet fiilin çekimi, mazi. İster vavlu olsun, ister yağlı olsun. Mazi çekiminde harekeli, merfu, muttasız zamirlere bitiştiklerinde ecbet fiilin ortasındaki illet harfi düşer. Bunlar da nun-u nisveye bitişen ve ondan sonra gelen sıyalardır. Gale, gale, galu, galet, galeta, gulne. Gul nede ne oldu? Bir şeyler değişti arkadaşlar. Gale idi buraya kadar. Bakın gale, gala daha fazla tutuldu. Galu yani hep uzatma var. Galet, galeta, ga. Aa, o da ne? Ga olmadı. Elif düştü. Anlattığı şey bu. Buradan itibaren elif düşüyor. Uzatma yok yani. Gul te. Aslında galte olması gerekirdi. Değil mi? Gale, gala, galu, galet, galeta. Şuradan itibaren ilk harfin harekesi de değişiyor.
Bulne gulte gultuma gultum gulti gultuma gultuna gultu bunna. Bu böyle. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'ne. Buradan itibaren de ne olmakta? Yine ba'daki uzatma buradan itibaren uzatma düştü. Başka ilk harf esreleniyor artık. Bi'te, bi'tuma, bi'tum. O sayıklarda öyle değildi. Hem uzatma vardı hem ilk harfte fetha vardı. Buradan itibaren ise onlar yok. İş değişti. Hafe fiilinin mazi çekim. Hafe, hafa, hafu, hafet, hafeta, hifne. Yine aynı şekilde uzatma düştü ve ilk harf esrelendi. Hifte, hiftuma, hiftum diye çekim devam ediyor. Muzariye sıra geldi. Ecre fiilin muzarisinde ortadaki illet harfi aslına dönüşür. Gale, yugulu gibi. Ancak hafeye haf örneğinde olduğu gibi fe'ile yef'alu sırasında olanlar bu kuralın dışındadır. Onların muzarisi aslına dönüşmezler. Bunların muzarisinde illet harfi aslına dönüşmezler yazmışlar. Ayrıca ecve fiillere nunun ise bitiştiğinde ise hepsinde de ne olur illet harfi düşer. Ya gul ne gibi. Nunu nispederken cemi müennes nunu kastetmiş oluyor. Yegulu, yegulan, yeguluna, tegulu, tegulani, yegulne. Uzatma gitti. Tegulu, tegulan, teguluna, teguline, tegulane, tegulne. Uzatma yine yok. Nisve nunu. Egulu, negul. Yağlı ecvef. Yebi'u, yebi'an, yebi'une, tebi'u, tebi'ani, yebi'ne. Aynı şekilde tebi'ne. Yine uzatma yok. Khafe, muzari çekim. يخاف يخافان يخافون تخاف تخافان يخافن تخاف تخافان تخافون تخافان تخافان تخافن. Gerçi burada yanlış yazılmış. Tehafani tehafani yazılmış. Aslında tehafine olmalı burası. Tehafine. Yazmayı deneyelim. Evet, tehafine olur. Ehafu nehafu. Emir. Ecre fiillerin emirleri elde edilirken şu yol takip edilir. Tegulu, muzarat harfini sil. Gulu, sonra lamı cezimde, vavı da sil. Gul. Cezim alameti, müsret, muhatap ve cemi muhataba sıralarında illet harfinin düşmesi. Gul, gulne gibi. Diğer sıralarında ise sondaki nunların düşmesidir. Şimdi tegulu, gulu, gul. Bu nasıl oldu? Emre hazırı nereden yapıyoruz? Muzari'den. Tegulu. Nasıl yapıyoruz? Muzarat harfini silerek. Muzarat harfini sildim. Geriye ne kaldı? Gulu kaldı. Gulu. Emre hazır yapacağıma göre... Emre hazır nedir? Sonuncu harf sakindir. Bu müfret olduğundan cezim olacak. Cezim yaptım. Gul oldu. Yani vav sakin mi? Hareketi var mı? Yok. Birinci sakin bu. Lam. Lam da şimdi sakin yaptık. Bir de bu. Ne oldu? Eşittir. İki sakin harf yan yana yer aldı. İki sakin harfin bu şekilde yan yana yer alması caiz değildir. Ne yapacaksın? Birini silmen lazım. Hangisini silelim? Vav'ı. Vav'ı sildim. Geriye ne kaldı? Vav giderse geriye gul kalır. Emre hazırın yani gidişatı bu şekilde. Böylece emre hazırı bulduk. Devam ediyoruz. Vavlu ecve fiil. Mazi ve muzarisi gale yegulu şeklinde gelen fiillerin emrinde ilk harfin harekesi ötre olur. Gul gibi. Gul gula gulu guli gula gulne. Emre hazırın çekimi yapılmış. Gali yugulüden emre hazır. Yağlı ecve fiil. Mazi ve muzarisi ba'a yebi'an şeklinde gelen fiillerin emrinde ilk harfin harekesi esra olur. Bi' gibi. Bi' bi'a bi'u bi'i bi'a bi'an. Hafe. Emre hazır çekimi. Hafe ya hafı şeklinde gelen fiillerin emrinde ilk harfin harekesi üstün olur. Haf gibi. Haf, hafa, hafu, hafi, hafa, hafne.
Yukarıdaki tabloya uygun olarak game kalktı vesaire yürüdü fiillerine hüve huma hum zamirleriyle birlikte çekim yapın. Nakıs fiil. Nakıs fiillerin çekiminde illet harfinden önce fetha varsa üçüncü erkek şahsın çoğulu söylenirken vav harfi sakin, hareketsiz gelir. Ramel gibi. Rama'dan ramel, da'a'dan da'av gibi. İllet harfinden önce fetha varsa üçüncü erkek şahsın çoğulu söylenirken. Cemi, müzeker, gayb diyoruz buna. Fetha varsa sağda illet harfini ne yapacaksın? Dizimleyeceksin. Rama, müfredi. Rama, yermi. Rama, ramaya, ramel olur. Da'a, müfred. Cemi ise da'av gelir. Niye böyle? Vav'ın sağı fethalı. Vav'ın sağı fethalı. Ancak mazinin müfredi gayb sıgasında illet harfinden önce kesre varsa vav harfi meş şeklinde okunur. Raziye. Raziye'de ne var? Raziye'ye bakıyoruz. Ma kabli yani bir önceki harf esredir. Bu yüzden razu diye kalır. Aynı durum emir ve muzaride de geçerlidir. İrmi, irmu, irza, irzav şeklinde. Muzaride ise yermi, yermune, yerza, yerzavune. Mazi çekimi da'a, da'va, da'al. Niye böyle oldu? Çünkü maziye bakarsan illet harfinden sağını fethalı. Bu yüzden cemi müzekker gayet de sakin olarak gelecek. Da'av. Da'at, da'ata, da'avna. Da'avtunna, da'avna. Rama, ramaya, ramel. Ramet, ramata, rameyne. Bu şu demek şimdi. Rama, müsrette rama zaten sakin değil mi sonunca? Evet, öyleyse cemileri sakin olsun. Bu demek yani. Aynısı burada da geçerli. Da'a müfrette elif sakin mi? Evet. Cemile de vav sakin olacak o zaman. Olan şey bu. Çekim devamı. Şerameytu rameyne. Bu çekimleri ezbere bilmeniz çok önemli. Bunlar öyle önemli bir konu ki yani bu konu. Bu illetli fiil konusu. O kadar önemli ki şu an ön lisanslısınız karşınızda. Bitirin. İşte lisans tamamlayın. Orada okuduğunuz üniversiteye göre karşınıza çıkabilir de, çıkmayabilir de. Her ili tam aynı şey önünüze koymuyor. Kimisinde Arapça gramer yok. Hoca okuyor orada kelime kelime mana veriyor. Siz de elinizde PDF'ler var, çıktılar var, kelime kelime yazıyor. 3-5 kere okuyup sınava giriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Kimileri ise tekrar bu gramer konularını ele alıyor çok daha detaylı bir şekilde. O zaman bu konular yine karşınıza çıkacak. Hadi orada çıktı veya çıkmadı diyelim yüksek lisans yapıyorsunuz. Bu konular yine karşınıza çıkıyor. O yüzden bu konuyu burada hallederseniz ileride zaman ayırmazsınız. Raziye, raziya, razu diye çekim devam ediyor. Raziye'de ya harfi harekeli ya, sakin değil. O yüzden razu devam ediyor. Razel şeklinde değil yani. Raziyet, raziyeta, razine çekim devam ediyor. Dikkat, da'a fiilinde olduğu gibi nakıs fiilin mazisinin son harfi uzun elif şeklindeyse onun aslı vav demektir. Ve bu harf fiilin çekiminde ortaya çıkar. Da'a, da'va, da'av gibi. Dik bir elif varsa neymiş o? Aslı vav manasına geliyor. Muzari çekimleri yed'u, yed'uvani, yed'u'ne, ted'u, ted'uvani, yed'u'ne. Ted'u, ted'u'ani, ted'u'na, ted'a'ine, ted'u'ani, ted'u'na, ed'u'na, ed'u'u. Yermi, yermi yani yermuna bu çekimleri ezbere bilmenizi öneriyoruz. Emri hazır. Ud'u, ud'u'va, ud'u. Ud'i, ud'u'va, ud'u'na. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. İrza, irzaya, irzav, irza, irzaya, irzayna. Sıra sizde demiş. Lefi fiile geldi sıra. Mazi lefi fiilin çekimi nakıs da aynıdır. Neva, neveya, nevel. Neva'da ne var? İki tane illet harfi yan yana. Öyleyse ne olur? Makrun olur. Çekimlerini ezberebilmeniz önemli. Mefura sıra geldi. Veka, vav illet harfi. Sondaki elif illet harfi. Ortada illet harfi olmayan bir harf mevcut.
Muzari, lefi fiilin muzari çekimi de nakıs fiil gibidir. Yenvi, yenviyani, yenvuna. Çekimlerinizi bilmeniz önemli diye tekrar hatırlatmış olalım. Emir, invi, invia, invu, invi, invia, invina. Gıgıya, gu, gıgıya, gina. Vefa, yefeden, mesela vefadan da fi gelir. Vega'dan gı gelir. Gı, tek başına bir emir hazırdır. Koru. Vega, korudu, gı, koru. Gı, gıya, gıya, gu, gına. Yani tek harften emir hazır. Tek harfli fiil olur mu? Olmaz. Kelimenin aslı bu değil zaten. Sonuncu hali bu. Kelimenin aslına inersen tek harf değildir. Burada da misale uygun. Va'da, va'da, va'du çekim yapılmış. Sonra ya'i örneği verilmiş. Yesura, yesura diye. Sonra ecref başlığı atılmış. Vavi, ya'i ayrılmış. Nakısın vavisi, ya'isi yine aşağı doğru çekimler yapılmış. Lefifin de burada tabii ki mefruk ve makrun olarak çekimleri sağlı sollu verilmiş. Aşağı doğru çekim devam ediyor. Aynı şekilde muzahirenin çekimleri bu defa. Ya'du, yeysuru çekimler devam etmiş. Çekimlere göz atmanız, ezbere bilmeniz sizin için önemli olacaktır. Alıştırmalar. Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri parantez içindeki kelimelerden uygun olanını seçerek doldurunuz. Şimdi birinci soruya baktığımızda biraz mana ile de alakalı. Hangi mana nereye uygundur biraz düşünmem gerekebilir. Düzgün olması için. O yüzden onu atlıyorum. Düşünmek zaman alıcı bir şey. Okuma parçasında geçen muter fiilleri ve türünü aşağıdaki boşluklara yazınız. Okuma parçasını açın ve muter fiili bulun. Nevisini ifade edin. Şöyle bir göz atalım. Ne varmış, ne yokmuş diye. Kimler var, kimler yok. Kâne nedir? Bir illetli fiildir. Türünü söyleyin. Ortada illet harfi var. Ortada illet harfi varsa ne olur? Bulalım. Eş'ab ibn Cübeyr'in meşhuran bidame'i ve kâne. Yine kâne geldi. Yine ortada illet harfi var. İllet harfi burada ne? Elif. Tıpkı sağ tarafta olduğu gibi. İki tane kâne var. İkisi de aynı şey. Elif burada vavdan munkaliptir. Kelimenin ortası boş mu? Boş. Boş olan şey neydi? Ecvefti. Demek ki ecveftir. Nasu yelumuna lame yulumu. Lame. Kale. Kâne gibi. Mazisi yani. Yelumu. Lame yulumu. Demek ki bu da ecvef. Yunaduna. Gale yegulu yugalu. Yugalan yugaluna. Bu da bu şekilde. Yani bu da yine ecref olmaktadır. Ecreftir. Sol tarafta bir şey yok. Sağ taraf tedüllü bir şey yok. İnne ba'za ca'u ca'e. Orta harfinde illet var. Ve kafu ve kafe ve kafa ve kafu ve kafe nedir? İlk harf illet harfidir. Öyleyse ne olur siz söyleyin. Erade aslında nedir? Rade yani yine ecref bir fiil. İfal babına aktarılmış. Rade erade. En yetehallasa minhum fegale lehum inne fi beyti fulanin. İsimleri dikkate almıyoruz. Fiil arıyoruz. Altını çizelim bunu. Taraku, terake. Gultu, galiye gulu. E gulu ne gulu. Gale, gultu gulna. Gultu işte nedir? Ecref bir fiildir. Esra'a bir şey olmaz. Vesale, vav harfi, illet harfi. Kelimenin ilk harfidir. Ona göre ne olur acaba? Ve gabele. Gabele bir şey olmaz. Ve rava. Rava'da ne var? İki tane illet harfi var. Ra, va, vavla. Sondaki elif. Celesa'da bir şey olmaz. Ye'kulu. Ne yazıyor? Ye'kulani. Mazisi ne olur? E, kele. E, kele. Mehmuz bir fiil. Mutel değil. Gale. Yine ecref var. Elezze, lezze, elezze. Bir şey yok. Gale yine var. Gale yine var. Ve diktü. Küntü, kâneden küntü var. Başka da bir şey yok.
İşte bir bakışta söyleyebileceğimiz şeyler bunlardı. 3. Zamirlerle başlatarak yeniden yazın denilmiş. Hüve o vekafe durdu emamel babi. Bab kapı demek. Emamın önünde. Kapının önünde durdu. O kapının önünde durdu. Ene ben vekafe ekifu yaparım. Ekifu duruyorum. Emamel babi kapının önünde. Bunu ne yaparım? Ekifu. Ene ekifu emamel babi. Muzari yaparım yani. Entüm siz tekifune duruyorsunuz emamel babi kapının önünde. Fiili muzariye dönüştürüp devam ediyorum ama mazi olarak da yazabilirdim yani. Muzari'nin bir zorunluluğu yok. Hum onlardır. Ne yaparım? Rakafe yegifu yegifani yegifu ne yaparım? Hum yegifune emamel babi. Nahnu negifu. Hiye tegifu olur bu sefer. Hep değişikliği fiilde yaptım. Verilen zamirlerle başlatarak yeniden yazınız. Nahnu negumu. Nahnu biz manasında. Yani mütekellimdir. Müşterek kalıp. Negumu da mütekellimdir. Müşterek kalıptır. Entuma ne ise negumu da onu yapacaksın. Ente entuma. Ne olur? İkinci şahıs. Muhatap. Tesniyedir. Negumu fiili. Egame yegumu. Game yegumu. Egame yugimu olurdu. Game yegumu ne olur o zaman? Yegumu, yeguman, yegumuna, tegumu, teguman, yegumuna, tegumu olur. Teguman olur tesniye zamir. Teguman. Entuma tegumani minen nevni devam ediyor. Hüve yegumu demektir. Enti, bunu yine entiye uygun. Hünne, entune. Zamirleri uygun hale sadece fiili getireceğiz. Değişen tek şey ne? Fiil. Fiili zamirlere uygun hale getireceğiz. Hangi yönden? Zamir müfretse fiille müfret yap. Müzekkerse müzekker. Tesniyesi tesniye. Müennesse müennes. Ona göre uyduracağız. 5. Mazi nakıs fiilleri muzariye çevir. Da'avtu. Da'a nakıs fiildir. Da'avtu olmuş. Da'avtu ben döndüm ben. Ed'u. Ned'u. Da'a yed'u, ed'u, ned'u. Çevetil mer'etul kamis. Evet, çevet kelimesinin dönüşmesi gerekiyor. Sonra tela el imamu suratel fatiha tela yetlu. Yetlu yaparsa yetlu okuyor kim? El imamu imam fatiha suresini. Afa ya'fu el müderrisu ani tullabi ani talibi. Meşa yemşi olur. Parantez içindeki fiilleri muzariye çevirerek doğru şekilde yazın. Raca yercu olur. El müslümune yercu, müslümanlar yercu umuyorlar. Mağfiretallahi, Allah'ın mağfiretini. Eddalibatu gaza, yakzi. Eddalibatu el-ütlete fil-garet. Ne olur kaza yerine? Yakzi olur. Bena yebni. Beka yebki. Sa'a yes'a. Kelimelerin muzarisine bakmak lazım sözlükten. Orada açıkça yazar. Hatta birine bakalım da bakmak lazım deyip geçmiş olmayayım. Mesela sa'a'ya bakalım. Yani sa'a yes'a mıdır? Yes'i midir? Nedir acaba? Sözlükte böyle sa'a için ne yapmak lazım? Sin'i açmak lazım. Ardından ayın lazım. Tabi ayını görmek lazım. Arıyoruz. İlla ki bir ara görürüz. Şuradan beri başlayalım. Sa'a kelimesini aramaktaydık. Evet, sa'a burada var. Sa'a kelimesini daha yakından görebilmek için biraz yakınlaştırayım. Sa'a yes'a diye ayın konulmuş. Sa'i mastar gayrimini görüyorsunuz parantez arasında yazılı. Yani ya iyidir demek istemişler. Koşmak, hızlı hareket etmek, işte göğü kat etmek, ilerlemek gibi manalara geldiği de yazıyor.
Diğerleri de aynı şekilde her birine sözlükten bakılabilir. Bu zarısı nasıl olur diye. Tabii şu var. Biz bunları direkt mesela bena deyip geçtin. Ama el mühendisaniye uydurman lazım. Muzariye çevirip bırakman yetmez. Raca yercu dedim. Yeterli değil ki. El müslimune cemi müzekerdi. Buna da cemi müzeker yapman lazım. Yercu ne? Olması lazım. Mesela sa'a yes'a dedik. El fetatu. Buna uygun olması lazım. Bin tane. İki kız. Çocuk demektir. Veka yepki. Tepki. Tepkiyi ne yapman lazım? Teslim haline getirmek lazım. Bulunan fiilleri emir sırasına çevirerek yazınız. Bulunan fiilleri, evet. Tebi'u, ba'a, yebi'u, tebi'u. Özellikle tebi'u'ya getirmişler ki, buradan yapacaktık yani hatırlatalım. E tamam ne yapalım? Muzarat harfini silerim. T'yi sil. Yerine kalır. Bi'u. Ben emri hazır yapacağım arkadaş. Sonuncu harfin sakin olması lazım demem gerekiyor. Ayna cezmi koyduk. Sağında ya zaten sakindi. Ne olur? Bu durumda ya sinir geriye bi'u kalır. Ba'a yebi'u'dan. Bi'u emri hazırdır. Yukarıda zaten yazıyor. Bunları yazabiliriz de. Ne yazıyordu? Tebi'u. Gerçi boyut biraz... Tebi'u. Muzat harfini sildim. Geriye bi'u kaldı. Emri hazır yapacağım için sonunu cezimlemem gerekir. Cezimlediğim zaman ayın sakin, ya da sakin. 1 artı 1, 2 tane sakin var yani. Dolayısıyla birini silmesi lazım. Ya'yı sildim. Geriye bi'u kaldı. Diğer kelime tesumune idi. Tesumune. Muzarat harfi olan T'yi sildim. Geriye su mu ne kaldı? Cezim alamet olarak nunu da sildim. Geriye su mu kaldı? Evet. Emri hazır ne kaldı geriye? Su mu. Diğer kelime temşi. Temşi yazdığımızı farz edelim. Emri hazır elde edebilmek için ne gerekiyor? Muzarat harfini silmek. Sildiğim zaman kelime nasıl kaldı? Şeydi. Yani ilk harf sakin kaldı. Sakinle başlamak mümkün olmadığından kendisine bir adet hemze gerekir. Hemze eklerim. Hemzenin harekesinde olsun. Annen fiiline bağlı. Annen fiili esreydi. Onu hemzeye aktarırsın. İmşi kaldı. Cezme alamet olarak ne yapacaksın? Ya'yı sileceksin. Bu durumda geriye ne kalır? Sonuç olarak imşi kalır. Diğer örnek tekvine. Tekvine. Cezm alameti olarak direkt nunu silelim. Tekvi kaldı. Muzarat harfini de silelim. Bu durumda geriye çok değişik bir şey kaldı belki de. Bakalım ne kaldı arkadaşlar. Sakin bir kef. Estrili bir vav. Yine alakası olmayan bir ya kaldı. Ne yapacağız? Vav'ın harekesini başta kendimize gideceğiz. İlk V oldu. İlk V. Böylece birkaç emri hazırın yapılışına değindik. Hangisinin illetli fiil yanlış kullanılmıştır? İnnen nâse şüphesiz insanlar yed'ûne dua diyorlar. Allah'a nerede? Fil mescidi mescitte. İnnen nas insanlar ne yapıyorlar? Yed'ûne dua ediyorlar diye yazılmış. Burada yanlış kullanılması neyle alakalı olabilir? Bir kelime müfred tesniye cemi bakımından yanlış yazılmış olabilir. İki müzekker müennes bakımından yanlış yazılmış olabilir. Geçen illetli fiilleri ve türünü tespit edin. Vesi'a ne gibi? Va'ide gibi. İlk harf illetli olduğuna göre ne olması lazım? El ha kumuttekasür özellikle yazılmıştır. El ha yulhi. El heye yulhiyu. Ne olur? Sonuncu harfi illet harfidir. Ebelevnâhum bil hasenâti ve seyyiâti. Yine sonuncu harfi illetli bir kelimedir. Ona göre karar vermek gerekir. Yevme nedvi semâe kebayi sicili lil kutubu. Nedvi.
Dava, yadvi, nedvi. Dava, sonunda iki tane let harf var. Yan yana iki tane let harf var. Ne olur? Yerjuna, raca, yerju, ra, ca, sonuncu harf illetli. Ne olur? Aşağıdaki Arapça cümlenin en uygun Türkçe karşılığını tespit ediniz. Bunu direkt geçtik. Türkçe karşılığını yine tespit ediniz. Daha sonra yine tespit ediniz. Kânen nâsü yetû bir Allah kelle ve ekserem sevâin anâba. Peygamber bir hadis bu. Peygamberimiz bir hadisin belki ne diyelim. Kânen nebi nebi idi yetû bu tevbe ediyor. İlallah Allah'a fille bir günde ekserem min sevâin anâba. 70 kereden fazla tevbe eder idi. 70 defa demiş. 70 defadan fazla demiş. Ekser, evet, 70'den fazla olması lazım. B olamaz. 70 defadan fazla tevbe ediyordu. Kânen nebiyyü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a günde 70 defadan fazla tevbe eder. Bu uygun gözüküyor. Allah'a günde 70 defa demiş. Fazla demesi lazımdı. 70 defadan fazla tevbe ediyordu, ederdi. Kâne idi, etmişti. Yor kullanmıyoruz, ederdi. Evet. 70'e yakın demiş. Günde 70 defadan fazla tevbe etmeyi severdi. Ediyordu demeyelimiz, ederdi diyor. 70 defa değil ama tam fazla. A şıkkı. 70 defadan fazla tövbe ederdi. Cevap A şıkkı. 13. Tela el imam surata zuha. Zuha suresini imam okudu. Tirrak'atil ula birinci rekatta. Ve suratel inşirah. İnşirah suresinde okudu. İkinci rekatta. Aşağıdaki Arapça cümlenin en uygun Türkçe karşılığı ne olur? Sahibi Ahmedu da'ani ila beytihi. Hâzı sabah li tenâbulü fetûr. Kahvaltı etmek için arkadaşını çağırmış. Sahibi arkadaşın Ahmedi da'an çağırdı. Mi beni çağıran kim? Ahmet, arkadaşım Ahmet beni çağırdı. Nereye? Kendi evine. Ne zaman? Bu sabah. Niye? Kahvaltıyla alakalı olarak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Medine-i Münevvere'de 10 sene yaşadı. Aşe olur. Hepsi doğru. En-Nebiyyü. Hepsi doğru. Sadece E şıkkında Resulullah yazmış. Nebi demesi daha uygundu. Bir de bir tercüme için. E şıkkı elendi. Bil Medine-i Münevvere'ti, bil Mekke'te mükerrem demiş. D de elendi o şıklarda. Münevvere, aşra, hepsi tuttu. Senavat, onlar da tuttu. Kable, ba'de. Burası zaten Mekke olunan elenmişti, öyle değil mi? Kable. A, B, C kaldı. Hicretten önce mi, sonra mı? Hicretten sonra demiş. Yani ba'de olabilir. Bir ba'de var, başka da ba'de yok zaten. Diğerleri kable. Demek ki ne olacak? Ba'de. Aşe yaşadı ennebiyyü nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere'de. Aşra senavatın. 10 sene. Ba'de hicreti hicretten sonra. Doğru şık bu oldu. 16. Kur'an-ı Kerim bize değerli peygamberlerin kıssalarını aktarır. Yervi aktarmak, rivayet etmek. La yervi olmaz. Yervi lena bize, evet. Aktarır. Rava'da aktardı. C gitti. C niye gitti? Rava aktardı. Mazi. D niye gitti? La yerdi. Aktarmaz diyor. Mana tutmadı. Demek ki D ile C direkt burada elendi. Geriye ne kaldı? A, B ve E kaldı. Yervi lena. Ardından her birinde El Kur'an ve El Kerim gelmekte. Daha sonra Kısas el Enbiya A'da. Kısas el Enbiya il Kiram demiş. B'de. Değerli peygamberler. Doğru. Dolayısıyla A şıkkı denendi. Değerli diye bir sıfat gerekiyordu. Buna göre B olabilir. E'de ne vardı? Tarihil Enbiya demiş. O da olmaz. Demek ki B şıkkı.
Nasıl yaptım? Yervi, ilk kelimelere baktım. Yervi, rava, rivayet etti. Mazi fiil. Burada aktarır. Aktarmaya devam ediyor yani. Aktardı bitti değil. Olmaz. La yervi aktarmıyor. Yine olmaz. Sonra ikinci kelimelere geçtim. Lena, Lena ve Lena. C ile D zaten elendiği için bakmaya gerek yok. Hepsinde Lena var. Hepsinde Kur'an gelmekte. Daha sonra her birinde kerim kelimeleri gelmiş. Daha sonra kısas gelmiş. Burada kısas gelmemiş. C zaten elenmişti gerçi. Burada ne gelmiş? Tarih gelmiş. Bu da gitti. Geriye kaldı iki şık. Bu şekilde gitmekteyiz. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun ameli de güzel olandır. Şerrun nasi demiş A şıkkında. Bu yanlış yani. İnsanların en kötüsü demek. En şerlisi demek. A direkt elenir. Onun dışında hayrun nas insanların en hayırlısı. Evet, insanların en hayırlısı demişti. Hayrun nas doğru. Hayrun nas doğru. Hayrukum sizin en hayırlınız. Bu da elenir. Demek ki D ile A'yı eledik. Hayrun nas men. O kimse ki kasura kısa oldu. Umruhu ömrü. Ömrü kısa olur diyor. Bu değil. Men o kimse ki dali uzun oldu. Umruhu ömrü ve sa'e ameluhu. Men o kimse ki dale uzun oldu. Umruhu ve hasuna ameluhu. E şıkkı doğru. Cümleyi Arapça çeviriniz demiş. Çevirmedik ve böylece ders bitti bitiyor. Ne işledik? Fiillerin sahih ve muter kısmını değil. Sadece muter kısmını işledik. Fiili evvela ikiye ayırıyoruz. Bir sahih, iki muter. Şu şekilde bir tablo halinde görelim istedim. Fiili sahih ve muter olarak ikiye ayırabiliriz. Sahih konumuz değil zaten. Muter. Mutelde ne vardı? Dörde ayrılıyor. Bir, misal fiil. Misal nedir? Evveli harfi illet içerendir. Evveli yani ilk harfinde illet harfi vardır. Örnek, va'de ye ise. Vavi olabilir, ya'i olabilir. Va'de de ye ise de mazidir. İlk harfi vav olduğundan, illet harflerinden, vav içerdiğinden, vavi misal, misali vavi. Ye ise ilk harfi ya'dır. O yüzden misali ya'i diyoruz. Misal nedir? İlk harfi illet harfi olandır. Ama aslında olacak yani. Muzariye gidip yektubu, illet harflerinden ya var. Bu da mutelin misal kısmıdır diyemezsin. Aslında olacak ne demek? Kelime mücerret olmalı. Başka kelime mazi olmalı. Mazisinde var mı? Mazisinde varsa bunun muzarisine de mutel dersin. Onda sıkıntı yok. Ha bunun mazisinde olması lazım. Ecref olarak ayrılır. Bu da nedir? Orta harfinde illet harfi olandır. Gale gibi. Ecrefi vavi ve ya'i diye yine tabirimiz vardı. Gale. Ortadaki elif vavdan dönüşmüştür. Bu yüzden ecrefi vavi demekteyiz. Ba'a. Ba'a da ortadaki elif ya'dan dönüşmüştür. Bu yüzden ya'i ecref demekteyiz. Mutelin üçüncü kısmı nakıstır. Nakıslık, noksanlık sonda meydana gelen bir şey. Sonuncu harfi illet harfidir. Raziye gibi. Nakısı da vavi yay olarak ikiye ayırırız. Sonuncu harf vav mı ya mı? Ya da vavdan mı yağdan mı dönüşmüş? Elif de olabilir o. Vavdan yağdan dönüşmüş elif de olabilir. Mutenin sonuncu kısmı lefiftir. Lefif de kendisinde iki tane illet harfi barındırandır. Bu illet harfleri yan yanaysa lefif makbul. Baktın ki yan yana değil, arada başka bir harf var. O zaman lefiti mefruk deriz. Bu da farklı bir bakış açısı, farklı bir tablo. Bakış açısı aynı aslında da biraz değişik bir tablo. Muteli, misal, ecref, nakıs, lefif olarak ayırabilirsin. Dört kısım. Misal, vavi, yai olur. Ecref, vavi, yai olur. Nakıs, vavi, yai olur. Ama lefif de vavi, yai diye bir şey olmaz. Ya mekrun ya da mefruk olmaktadır.